Kirli basın mensupları bugün Venezuela Dışişleri Bakanı Dostum Felix ııı e, Türkiye'de ağlamaktan, Ankara'da ağlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu ikili düzeyde e, Felix'in e, yurt dışına yaptığı ilk ziyarettir Dışişleri Bakanı olduktan sonra kendisini telefonla arayıp kutlamıştım. New York'ta e, çok verimli bir ikili görüşme yaptık. New York'ta süreler kısa oluyor ama e, Dostum Felix de enine boyuna e, Birçok konuyu değerlendirme imkanım oldu. Kendisini bir kere daha tebrik ediyorum. Bugün toplantılarımızda, görüşmelerimizde, biraz sonra çalışma yemeğinde de devam edeceğiz. İkili ilişkilerimizi enine boyuna konuştuk. Bölgesel konuları da değerlendirme imkanı bulduk. Özellikle Venezuela'daki son gelişmeleri değerlendirdik. Bana son gelişmeler hakkında son derece yararlı bilgiler verdi. Teşekkür ediyorum. Bu sabah tarım ve orman bakanımızda ve ticaret bakanımızda da çok verimli toplantılar gerçekleştirdiğini hem Felix'ten hem de ilgili bakanlarımızdan duyduk ve bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Aramızdaki coğrafi mesafeye rağmen Venezuela ile ilişkilerimiz her zaman her alanda gelişiyor. İşbirliğimiz gerçekten çok ilerledi. Ee, bu yönde atılabilecek adımları bugün e, tekrar e, değerlendirdik. Biz Venezuela'ya yönelik uygulanan tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı çıktık. Bu yaptırımlara rağmen özellikle 2020 e, yılında e, gerçekleştirdiğimiz e, ticaret hacmi e, bir önceki yılın göre iki katına çıktı. Ama bu yıl baktığımız zaman ilk sekiz ayda 2020 yılının tüm rakamlarını açtık. Yani bu da bu sene sonu itibariyle 600 milyon dolara ulaşacağımızı gösteriyor ve ticaretimiz dengeli gidiyor. Daha önce bizim lehimize ciddi bir açık vardı Şimdi bizim de Venezuela'dan ithal ettiğimiz Petrokop gibi ürünlerle birlikte dengeli zaten rakamları arttırdığımız zaman ve Ticaret ürünleri ürünlerini çeşitlendirdiğimiz zaman, hem dengeli gidecek hem de ticaret hacmimiz artacak. Biz inanıyoruz ki 2018 yılı yılında ulaştığımız rakamı gelecek sene ulaşacağız ve daha sonra kendimize hedef yeni hedefler belirlememiz lazım. İki ülkenin potansiyeline ve nüfusuna baktığımız zaman en az 500, 5 milyar dolara bizim ticaret hacmi olarak ulaşmamız gerekiyor bu doğrultuda gereken e, adım, atılacak adımları Ticaret Bakanımızla da e, bu sabah görüştüler. Ve özellikle tarım hayvancılık, balıkçılık, orman ürünleri, turizm, kendileri daha önce Turizm Bakanı olarak da e, Venezuela'ya, Venezuela halkına hizmet ettiler. Tecrübeli bir arkadaşımız e, ve e, enerji müteahhitlik gibi alanlar hem ticaret hem de yatırım bakımından ön plana çıkıyor. Tarım Orman Bakanımızla da Özellikle bu konuları sabah değerlendirdiler. Ve eğitim, gençlik ve kültür alanında iş birliğimize de önem veriyoruz. Venezuela'da üçüncü okulunu açan Marif Vakfımızla gurur duyuyoruz. Marif Vakfımız Venezuela'da okul sayısını da arttıracak. Eğitim kalitesini zaten çok kaliteli daha da arttırmak için gerekli çalışmaları yapıyorlar. Ve bu vesileyle FETÖ ile mücadelemize verdikleri güçlü destek için Venezuela'ya bir kere daha teşekkür ediyoruz.